Deprem sonrası binalarda hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Ancak Hatay'da en son meydana gelen 6.4'lük depremde binaların hasar boyutu da değişti. İşte bu binaları tespit etmek için yapı, izleme ve değerlendirme sistemiyle binalara girmeden uzaktan ölçüm yapılıyor. Artçılar devam ettikçe bölgedeki hasarlı bina sayısı da artıyor. Son olarak Hatay'da meydana gelen 6.4'lük depremle birlikte Hatay'da hasarlı binaların sayısı arttı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı uzmanlar da bu binaları tespit etmek için sahada. Deprem bölgesinde binaların hasar tespitini yapmak son derece önemli. Ancak öyle binalar var ki o binalara girmek hayati risk taşıyor. İşte ekipler o binalara girmeden son teknoloji cihazlarla ölçümleri yapabiliyor. Bina hafif hasarlı olarak tespit edilmiş olabilir ama artçı sarsıntılar ya da yeni depremlerle bu durum değişebilir. Cihazlarla bu durum kontrol ediliyor. Arkamızda görmüş olduğunuz binada zaten ağır hasarlı bir yapı. 7,7 büyüklüğündeki depremden sonra Maraş'taki Pazarcık depremindeki depremden sonra ağır hasarlı bir yapı. 6,4'lük Hatay depreminden sonra acil yıkılacak konuma gelmiş. Yaklaşık 1 saatlik ölçümümüze göre yapmış olduğumuz tespite göre bir 10 santimlik bir kayma var. Bina içine girmeden, risk almadan bu tespit uzaktan yapılıyor. Yaklaşık 15 bin binada bu tarama yapıldı. 140 derecelik bir açıyla bir alanı kapatabiliyorsunuz. Yaklaşık 70 derecelik bir açıyla da aşağı yukarı hareket ederek. Yani bir radar gibi binayı uzaktan tarıyor. Tabii, radar dalgası göndererek, georadar cihazımızın gönderdiği dalgayla oradaki hareketliliği anlık olarak tespit edip, yaklaşık şöyle söyleyeyim size, bir dakikada bir veri alıyoruz. O veriyi zaten bir önceki veriyle kıyaslayıp, bir hareketlilik var mı yok mu bunu tespit ediyoruz. Ve kararımızı da bir an evvel vermemiz gerekiyor. Çok hızlı olmamız gerekiyor. Ölçüm yapıldıktan sonra da verilere göre tedbir alınıyor.